bütün olay aslında o kadar iç içe ki. Yani kafayı sıyırıyorsun düşündüğün. Yani bu psikedelikleri konuştuk, egonun yıkımından bahsettik. Ego dediğimiz olay aslında sizin kendinizi güvende hissetmek için işte bahsettiğim bir kutu oluşturuyoruz hepimiz. Hepimiz de var işte ben böyle birisiyim, ben bu şartlarda doğdum, ben bunu düşünüyorum değil mi? Ve sizin egonuz kendini korumak için kendinizin bu arka planda belki bilmediğiniz yüzlerce düşüncenin dışına çıkmak istemiyor. O kutuyu korumak istiyor ve bu kutuyu koruma şekliyle o kutunun dışında kalan her şeyi yargılamak. Yani siz atıyorum ben çok çalışkan olmak istiyorsun, disiplinlisin. Doğal olarak kendi içindeki disiplinsiz tarafı yargılıyorsun. Kendi içindekini yargıladığın gibi başkalarının disiplinsiz gördüğünde de yargılıyorsun. Aslında bu egonun bir hareketi. Kendini o kutunun içine koyuyorsun. O kutunun dışındakini yargılayarak kendini kutunun içinde sağlama alıyorsun. Aslında dışarıda yargıladığın her şey kendi içindeki yargıladığın parça. Carl Jung'un o gölge diye bahsettiği kısım bu aslında. Siz hani o egodan bahsediyor ve gölge dediğin parça o egonun kırılımı aslında. Yine hani yani o kadar iç içe ki hepsi yani kafayı yiyorum bazen düşünürken. Bunu yaptığınızda ne oluyor? Aslında kendi içinizdeki o yargıladığınız kısmı entegre ediyorsunuz. Aslında o köklere, cehenneme ulaşmak demek var ya. Bir parçası da buradan geliyor. Senin dışarıda yargıladığın ve kötü olarak gördüğün her şey senin içinde var. Bunları fark etmen demek senin o gölgeyi, o cehenneme ulaşan, kendi içindeki cehenneme ulaşan parçaları kabul edip fark etmen demek aslında. Ve bunu her şeyi de düşünebilirsin. Hani senin içinde şu da var. Mesela şu anda Hitler muhabbetini düşün abi. Almanya'nın 199 o dönemde Hitler'e desteklemiş. Normal insanlar gibi bayağı Yahudilerin kafasına sıkıyor. Oradaki gardiyanların yarısı normal halktan seçilen insanlar. Ve şu anda insanlar sanıyor ki kendimizin başına böyle bir şey gelse biz böyle bir şey yapmazdık. İşte bunun sebebi gölgeyi fark edemiyorlar. Çünkü insanlar kendi içlerindeki kötülük potansiyelini bilmedikleri için doğal olarak genelde insanlar şunu yapmaya başlıyor. Kendileri kötü bir şey yaparken egoları hala ben iyiyim inandığı için kötü bir şeyi iyi bakış açısından yapıyor. Aslında bu kökleri cehenneme inmek demek de şu. Senin içinde çok fena bir şeytan var. Kötülük yapma potansiyeli var. Ve yarın öbür gün yeni bir Hitler çıksa yine insanların %90'ı Hitler'i takip edecek ve bu insanlarından bir tanesinin sen olma ihtimali çok yüksek. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu kırmanın tek yolu kendi içinde koyduğun o yargıladığın kısmı benim içimde bu var dediğinde bu sayede onu fark et, farkındalık olarak dışarı çıkarttığın için gölgeyi fark etmek de bu oluyor aslında. Yani bir tek o cehenneme inen kökleri fark etmek de bu oluyor. Bunu fark ettiğin anda aslında sen öyle bir hareket yapmaktan daha kolay uzaklaşıyorsun. Çünkü onu benim içimde de böyle bir kötülük yapma potansiyeli var. Bu yaptığım kötü diyebiliyorsun. Fakat diğer insanlar zaten egonun içinde ben iyiyim dediği için o kötüyü yaparken ben iyiyimi düşünerek yapıyor. Sen onu kırdığın için benim içimde de o Yahudi çocukları öldüren gardiyan benim içimde de var. Ben de o olabilirdim'i kabul ettiğinde ve onu entegre ettiğinde aslında gerçekten iyi insan olabiliyorsun. O da işte cennete uzanan yapraklar oluyor. Çünkü kendi içindeki kötülüğü fark etmiş olup onu kontrol edebiliyorsun. Fark etmediğin şeyi çünkü kontrol edemiyorsun. Yani o sözde iyi insanlar kategorisi buna gidiyor işte. Adamı öldürüyor fakat öldürürken iyi bir şey yaptığını düşünerek öldürüyor. Çünkü hala o egonun içinde. Parçanın içinde, kendi içindeki kötülüğü bilmiyor. Hiç fark etmemiş. Anlatabiliyor muyum?